telaşı var. Ben bunu da normal karşılıyorum. Sokağa çıkma yasağını duyan marketlere koşunca ortaya çıkan bu manzara sonrası eleştirilmişti İçişleri Bakanı. Soylu, eleştirileri aldım, kabul ettim dedi. Bizim de çok değerlendirdiğimizi düşündüğümüz bir şeydi. Aynı anda mı yayınlasaydı? Önce genelge, sonra ayrıntılar gelince binlerce kişi sosyal mesafe kuralını ihlal etti. O görüntüler sonrası Hürriyet'e konuştu Süleyman Soylu. Bu görüntüler de çok az açık olan işyerlerin önünde gerçekleşen yoğunluklardır. 1,5-2 saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Zamanlaması açısından alınan karar bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum, eleştirileri de aldım, kabul ettim, hakaretleri de kabul ettim. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin 300 bin civarındadır. Birkaç gün önce ilan edilseydi de marketlere hücum yaşanıyor dedi bakan. Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim, muhakkak bir risk olacaktı diye de ekledi. Yarım saat önce de yayınlandı, bir sorar ziyan yoktur. Saat 21 itibariyle marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21'den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cuma gecesi yaşananları... Sokağa çıkma yasağının açıklandığı Cuma gecesi yaşanan görüntüleri hatırlayacaksınız. Market sıralarında kuyruklar, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı alışverişler ve hatta kavgalar. Yaşananların ardından yasağı duyuran İçişleri Bakanlığı'na eleştiriler gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştirileri aldım, kabul ettim dedi. O gece yaklaşık 300 bin kişinin dışarı çıktığını anlattı. Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için çok doğal olarak milletimizin bir telaşı var. Ben bunu da normal karşıyım ve çok değerlendirdiğimizi düşündüğümüz bir şeydi. Aynı anda mı yayınlasaydık diye. Önce genelge, sonra ayrıntılar gelince binlerce kişi sosyal mesafe kuralını ihlal etti. O görüntüler sonrası Hürriyet'e konuştu Süleyman Soylu. Bu görüntüler de çok az açık olan işyerlerin önünde gerçekleşen yoğunluklardır. 1,5-2 saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Zamanlaması açısından alınan karar bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum, eleştirileri de aldım, kabul ettim, hakaretleri de kabul ettim. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin 300 bin civarındadır. Birkaç gün önce ilan edilseydi de marketlere hücum yaşanıyor dedi bakan. Önce de yayınlandı, bir sorar ziyan yoktur. Saat 21 itibariyle marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21'den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi. İlk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. 11 Mart'tan bu yana gün gün artan yoğun bakım ve entübe hasta sayısı ilk kez 11 Nisan itibariyle bir gün önceye göre azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bunu olumlu bir gelişme olarak açıkladı. Yani %3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin üzerinden bir ay geçti. 11 Nisan'da 5138 kişiye tanı kondu. 95 kişi hayatını kaybetti. Bir ayda Türkiye'deki toplam koronavirüs hasta sayısı 52.167'ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1101'e. Giderek taramayı daha da arttırdığımız için vaka sayılarımızda bir artış olduğu görülüyor. Ama bu ciddi bir oran şeklinde görünmüyor. 2965 hasta taburcu edildi bugüne kadar. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1626. Entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 1021 olarak açıklandı. Esas Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı düşmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki azalışın altını özellikle çizdi. Bir aydır her gün artan sayılar ilk kez azaldı. 10 Nisan'da yoğun bakımdaki hasta sayısı 1667 idi. Bir gün sonra 11 Nisan'da 1626'ya düştü. Entübe hasta sayısı ise
1062'den 1021'e. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz. Sağlık Bakanı yoğun bakımdaki hasta sayısının ve yoğun bakımda yatış gün sayısının da azaldığını vurguladı. Bu olumlu gelişmeleri üniversite hastanelerinin rektörleri, tıp fakültesi dekanları ve başhekimleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde açıkladı. Erken dönemde dünyadan farklı bir şekilde klorokinin yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını görüyoruz. Devamında özellikle favipiravirin biz Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanıyor iken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini, onun da özellikle yoğun bakıma geçişini düşürdüğünü görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede başarı gösterdiğini belirtti. Gözler yeni günde yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının daha da azalıp azalmayacağına çevrildi. Dün gece saat 22'de yaptı. Yani yasağın başlangıcından 2 saat önce. Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü. Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe 2 saatte heba oldu. 1,5-2 saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Süleyman Soylu gibi birisini İçişleri Bakanı yaparsan öngörülemez bir kamu yönetimi olur zaten. Bilgi verme, ilan etme konusunda tabii o cuma akşamı bir kargaşa oldu. Keşke o görüntüler olmasaydı. Keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Sokağa çıkma yasağı yasaktan 2 saat önce duyurulunca vatandaş bakkallara, marketlere koştu. Sosyal mesafede izolasyonla unutuldu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü keşke yaşanmasaydı derken yasak genelgesinin altında imzası bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuştu. Yaşanacakları öngörmedim dedi. Sen gidip vatandaşa her şey kontrol altında, paniğe gerek yok deyip sonra bir gece ansızın vatandaşa hazırlık yapacak zaman bırakmadan sokağa çıkma yasağı ilan edersen o millet sokağa çıkar. Saat 21 itibariyle marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21'den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Açık olan yerler çok az olduğu için doğal olarak milletimizin bir telaşı var. Ben bunu da normal karşılıyorum. Bu ülkede gece yarısı sokağa çıkma yasağı darbeler döneminde yaşandı. Gündüzün suyu mu çıkmış o gece? Bir çuval inciri berbat ettiniz. İçişleri Bakanımız da söyledi. Yani bu tür sokağa çıkma yasağı ilanını hangi gün, hangi saatte yaptın? O birkaç saat içerisinde maalesef böyle bir panik havası hücum etme durumu maalesef ortaya çıktı. Geçmişte de oldu. Bu başka ülkelerde daha doğrusu. Siz önceden haberdar olduğunuz için hazırlık yapmış olabilirsiniz. Hafta içi çalışan, hafta sonra evinin haftalık ihtiyacını, pazarını yapan vatandaşımıza bu tür eziyetler çektirip panik yaşatamazsınız. Halk panikle sokağa döküldü. Yasak kararı uygulanmaya başlamadan önce marketlere koştu. Gıda ve temizlik maddeleri almak için 31 evde yüz binlerce kişi iç içe temas halinde. Virüsün yayılma hızını artıracak görüntüler kaydedildi. Sadece muhalefet değil, Cumhur İttifakı ortağı MHP dahi ses yükseltti. İçişleri Bakanı eleştirilere yanıt verdi. Belki de on binlerce insanımızın ölümüne sebep olabilecek bir yanlış yapıldığı ortada ne yazık ki. O saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Eleştirileri de aldım, kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim. Demokrasilerde aldım, kabul ettim. Başım gözüm üstüne bunlar yok. Demokrasilerde hesap vermek var. Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin, 300 bin civarındadır. 250-300 bin kişi birbirine bu hastalığı bulaştıracak bir temas yaşadılar Süleyman Soylu yüzünden. İçişleri Bakanı yaşanacakları öngörmedim diyerek öz eleştiri yaptı ama muhalefet yüz binlerce kişinin hastalık bulaşma riskiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Bakanın hesap vermesi gerektiğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı kararı Cuma günkü bilim kurulu toplantısından birkaç saat sonra açıklandı. Bilim kurulu üyelerinin de o anda haberi olduğu iddiasını tartıştı siyaset. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bilim kurulu üyelerine seslendi. Ya doğruları söyleyin ya da kuruldan ayrılın. Sayın Erdoğan'ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve birden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı'na değerlendirmeleri çerçevesinde buna ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bilim kurulunun değerli üyeleri.
yetkililerine seslenmek istiyorum. Ya sonuna kadar doğruları söyleyin, iktidarı doğru yola sokun. Ya da onurunuzla o kurumdan ayrılın. Bilim kurulu toplantısından birkaç saat sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanımızın talimatı diyerek duyurduğu, İbrahim Kalın'ın bilim kurulunun uyarısıyla yaptık dediği sokağa çıkma yasağından bilim kurulunun haberi yoktu iddiası gündemde. Akşener kurul üyelerine ya doğruları savunun ya da istifa edin çağrısı yaptı. Sakın ola ki mesleki itibarınızı siyasilerin bireysel hesaplarına kurban etmeyin. Bilim kurulu bugün gündeme gelmedi ama önümüzdeki günler zannediyorum bu konu biraz daha devam edebilir. Yeni ilave durumu yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cuma günkü bilim kurulu toplantısı sonrası kurdu bu cümleyi. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı dışında bir ilave tedbirimiz yok dedi. Ama 2 saat sonra İçişleri Bakanlığı 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Bilim kurulu üyelerinin açıklamalarına bakılırsa onlar için de sürpriz oldu. Havaların güzel gitmesiyle, ısınmasıyla birlikte, güneşin çıkmasıyla birlikte bizim insanımızın hafta sonunda rahat durmayacağı ve kırlara, işte parklara, işte piknik yapmak için, mangal yapmak için çıkacağı varsayımı üzerinden herhalde özellikle alınmış bir tedbir gibi görünüyor. İki sokağa çıkma yasağını ilan ederken iki gün boyunca sokağa çıkmak yasak demeden önce gıda ve su ve sağlıkla ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu yasağın gerçekleşeceğini baştan söylemek gerekiyordu herhalde. Bilim kurulu yok sayıldı. Bilim kurulu üyeleri dehşet içindeler. Bazıları istifaya kalkışmış. Böyle bir şey yapılabilir mi diye. Bildiğim bir şey var. Bilim kurulunun içinde çok sayıda, azımsanmayacak sayıda kişi bu olaya inanılmaz tepki gösterdi. Muhalefet sokağa çıkma yasağı kararı bilim kuruluyla görüşülmeden alındı derken kurul üyelerinden bazılarının istifadan döndürüldüğü iddiasını dile getirirken Meral Akşener'den kurul üyelerine ya doğruyu söyleyin ya da kuruldan ayrılın çağrısı yükseldi. İktidarı doğru yola sokun ya da onurunuzla o kuruldan ayrılın. Bu sizi bulunduğunuz yere getiren bu topraklara, bu millete olan borcunuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yasak kararı için Cumhurbaşkanının talimatı demişti. Ancak yeni günde söylem değiştirdi. Zamanlaması açısından alınan karar bakanlığımıza ait bir karardır. Süleyman Soylu şu anda sarayın tepesine dikilmiş siyasi bir paratoner. Tepkileri çekecek, topraklayacak, saraydaki de Süleyman'ı kollayacak, kimseye bir şey olmayacak. Hesap bu. Ve bir antik başkentin aranın sokakları bomboş kaldı. Kentin simgesi geyikler ise yiyecek bulmak için yüzlerce yıldır yaşadıkları alandan çıktı. Turistlerin verdiği özel bisküvilerle beslenen geyikleri tapınakların bulunduğu Nara Parkı'ndan kilometrelerce uzaklaştığı belirtiliyor. Almanya Futbol Ligi Bundesliga'da maçlar Mayıs ayından itibaren seyircisiz olarak yeniden başlayacak. Borussia Mönchengladbach takımı ise stadyumun boş kalmaması için tribünlere kartondan seyirciler yerleştirdi. Müsabakanın bir parçası olmak isteyen taraftarlar fotoğraflarını göndererek yaklaşık 130 lira karşılığı kartondan maketlerini hazırlatabiliyor. Maskeler koronavirüsün yayılmasını engellemek için büyük önem taşıyor. Meksika'nın Oaxaca bölgesinde yaşayan yerli halksa palmiye yapraklarından maske yapmaya başladı. Meksikalı köylüler özel bir dokuma tekniğiyle ürettikleri maskelerin yıkanabilir olduğuna dikkat çekiyor. Son olarak İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeyiz. İki haftadır kasaba halkı akşam 8.30'da evlerinin önüne çıkarak büyükbaş hayvan sesleri çıkarıyor. İnek sesi çıkarmak için farklı düzenekler de imal eden İngilizler bunu hem biraz gülmek hem de yalnız olmadıklarını göstermek için yaptıklarını söylüyor.